Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere biraz yaşadığım şehirden, biraz da Hollanda'da yaşamaktan bahsedeceğim. Hollanda'da bir Türk motorcu olarak yaşamak nasıl bir olay? Ve tabii ki hayat, geçim, şu bu. Türkiye'deki arkadaşlar benim Harley Davidson alma olayımdan sonra böyle bana biraz mesaj atmaya başladılar. Abi sen zengin misin? Ne yaptın? Nerede çalışıyorsun? Nasıl oluyor bu işler falan diyerekten. Bayağı bir mesaj gönderdiler. Ben de öyle olunca da tabii biraz Hollanda'da yaşamaktan nasıl yaptık, nasıl ettik olaylarını anlatmak istiyorum. Öncelikle sıkı çalışma abi. Yani her şeyin başı bayağı sıkı çalışacaksın. Çünkü başka yolu yok. Başka yolu var diyen kaçak iş yapıyordur yani. Uyuşturucu ticaretine girmiştir. Ne diyeyim yani. Başka yolu, kolay yolu yok. Ben Hollanda'ya sonradan geldiğim için 2 yıl önce, 2,5 yıl önce neredeyse gelmiştim. Ki bayağıdır uzun sürede çok yoğun ve sıkı videolar çekemiyorum. Sıkı şekilde haftalık falan eskiden videolar atıyordum. Şimdi artık ancak ayda bir videolar yükleyebiliyorum. Ama bunlar tabii biraz daha sıklaştıracağım. Hatta şu GoPro Hero 9'un çıkması hoşuma gitti. Belki bir tane çözeriz. Biraz buralardan bahsedelim. Motosiklet alma konusu zor tabii. Her ülkede ayrı zorluklar var bununla alakalı ama eğer sıkı çalışıyorsanız, paranızı çok sağa sola atmıyorsanız, har vurup harman savurmuyorsanız, ki ben çok titiz harcıyorum bu konuyla alakalı, ki biliyorsunuz ev muhabbeti var. Ev, bir yandan ev yaptık, ev inşaatı yaptık. Videolarını izlemeyenler videonun açıklamasında linklerini bırakırım. Bir yandan ev inşaatı, bir yandan tabii bende bir R6 vardı hatırlarsanız. Bundan önce Hollanda'ya geldiğimde burada olan bir motordu. Onu biraz kullandık, biraz arızaları arttı. Sonra dedim ki bunu en iyisi satalım. Çünkü arızalarıyla baş edemedim. Çünkü ben biraz kendi elimden geleni yapabiliyorum ama sonrası beni aşıyor. O yüzden onu sattık ve sonra belli bir süre motorsuz kaldım. O sırada tabii video çekememiştim. Şimdi Harley Davidson'ı aldım. Burada şöyle bir olay var. Burada ya paranızın hesabını iyi yapacaksınız ya da iyi yapacaksınız abi. Burada çalışmazsanız ciddi anlamda sıfır, yani hiçbir şey yok. Türkiye'de çalışmazsan bir şekilde bir şeyler idare edebiliyorsun bir şekilde ama burada devlet gözünün yaşına bakmaz yani. Burada o ne diyorlar ona? Adı neydi onun yani? Bir şey sistemi. Kapitalist sistem. Aynen öyle. Kapitalist sistem harika işliyor, süper işliyor. Burada ya kapitalist sistemin bir parçasısın ya da burada yoksun abi. Öyle bir sistem var. Çalışıp para kazanıp ve o parayı harcaman gerekiyor. Yoksa hiçbir olay olmuyor. Hiçbir olayın olmuyor. Sıkı çalışman. Türkler de onu görüyorum. Genellikle bayağı sıkı çalışıyorlar ve tabii bir sürü şeye sahip olabiliyorlar. Bayağı hırslılar yani. Türkiye'den gelenler özellikle burada yaşayanlara göre daha hırslı hayatlarını yaşıyorlar. Mesela ben seviyorum. Çalışkanım, hareketliyim. Türkiye'de bir hıza erişmişiz yani. Çünkü ilerlemezsen sıfırsın. Bizde sabit kalma, rölantide yaşama yoktu. Hiç Türkiye'de öyle bir mantalitem olmadı. O yüzden burada o enerjiyle çalışınca cidden bir şeylere sahip olmaya başlıyorsun. Mesela örnek işe gidip gelme. İşe gidip geldikten sonra yazılım işi yaptığım için freelance işler yapma gibi. Hep ek işler, yan işler. Hiç boş durmadan çalışıyorduk ki bu güzel bir şey, enerjik bir şey. Sizi enerji şeyinde tutuyor, zihinde tutuyor. O enerjiyle de burada bayağı bir şey yapabiliyorsunuz. Ama buranın yerlileri derken Hollandalılar biraz daha hayatlarını rahat yaşama üzerine kurmuşlar. O da nasıl oluyor? Akşam alırım biramı, açarım televizyonumu, televizyonun karşısında sızarım. Ondan sonra ertesi sabah kalkar işime giderim. Hani rölanti yani, çok böyle ekstrem çalışmadan, uğraşmadan, ki çok var. Görüyorum adamlar rahatlarına düşkün, keyiflerine düşkün yaşıyorlar. Biraz rahat bir millet yani. O yüzden mesela Hollanda'da Hollandalıların büyük şirketlerde özellikle genellikle üst seviyelerde, üst rütbelerde, işte müdürlük, menajerlik vesaire gibi bölümlerde hep yabancılar çalışıyor. Hollandalılar da tabii çalışıyor. Hiç hani yok demiyorum ama genellikle yabancılar var mesela bu tip seviyelerde. Öyle bir olay. Tabii Türkler de burada sonradan geldiği için Faslılar var mesela.
başka milletlerden de insanlar var. Polonyalılar da çok var mesela. İşçi sınıfı daha çok göçmenler. İşçi sınıfı olarak kabul ediliyor, görülüyor. Yani ben mesela bir yere gitsem, Türk'üm desem, hiç yazılımcı olduğumu söylemesem der ki herhalde bir fabrikada çalışıyor bu adam diye düşünebilir yani. Çok böyle şey yapmaz. Fazla üzerinde durmaz o fikrin. Ama burada işçi vesaire diye de kimse sizi ayırmaz. Hollandalıların da öyle farklı bir huyu var. Yani işçi, müdür, patron aynı sofrada rahatlıkla yemek yiyebilir, sohbet edebilir. Değişik bir kültür bu açıdan. Onlar biraz ilgimi çekmişti. Farklı bir kültür. Türkiye'de müdür geldi mi herkes ayağa kalkar falan böyle. Menajer herkes şeyini yapar. Her yaptığı espriye güler. Burada daha farklı yani o sistem. Öyle değişik bir millet. Kültürü farklı. Mesela kültür farkı deyince yine aklıma gelen farklı bir olay var. O da spor salonuna gidiyordum bir aralar. Spor salonunda insanlar aynı yerde duş alıyor. Hepsi. Herkes nasıl oluyorsa. Hatta öyle bir anormal bir şeyle karşılaştım. Üzerimizi değiştirdiğimiz bölümde adamlar anadan doğma üstünü değiştirebiliyor. Ben görünce ulan ne oluyor lan dedim. Adam bildiğin indirdi aşağıya ne varsa. Hani hiç şey yok yani, çekinme mi bilmem ne yok. Almanya'da da bu muhabbet böyleymiş. Almanya'da da insanlar aynı yerde duş alıyor. Aynı yerde üzerini değiştirebiliyormuş falan. Beni sarmayan noktalarından biri o. Biri de gıda kısmı. Yani yeme içme kısmını biraz buralarda bulamıyoruz. Sağdan gelene öncelik veriyoruz. Burada kanunlar gereği. Geç dayı geç, hadi geç. Senin yol hakkın, geç. Geç. O geçmiyor. Herkes birbirine yol veriyor. Ya bunun arkasından aslında siyahın önceliği vardı. Kafalar karıştı tabii, yaşlar yüksek. 90 yaşında mı nedir adam? Niye buraya geldim? Gıda muhabbeti deyince burada bir Türk abimiz sağ olsun böyle bir Akvark diye bir yer açmış. Burası da Türk gıdalarının bulunduğu güzel güzide mekanlardan bir tanesi. Yani Türkiye'den gelince ne arıyorsun? İnsan bir beyaz peynir arar, bir şeyler arar. Böyle güzel yiyecek, Türk yemekleri arar. Burada Hollandalı marketlerde bir kısım şey bulabiliyorsunuz ama genellikle pek bir şey yok. Bizim ağız tadımıza uygun. Burada gördüğünüz gibi döner mekan, dönerci Asyan yazıyor. Türk mekanları da var. Yani bunlar bizden önce Hollanda'ya gelen nesillerin, abilerimizin, amcalarımızın açtığı yerler. Bu tip yerlerde olunca tadından yenmiyor gerçekten. Çünkü bazen insan arıyor yani. Güzel bir şeyler yiyeyim, bir döner yiyeyim falan. O döner olayı İstanbul'dan geldikten sonra döneri arar oldum. Ama bu mekanlar pek aratmadı sağ olsun. O olay güzel oluyor. Yani çok fazla Türk var gerçekten burada. Ben böyle sokakta yürüyünce kesin bir tane Türkçe konuşan birisini görüyorsun. Pek yabancılık çekmedim o konularda. O güzel. Yaşantı üzerine sorulardan birkaç tanesini cevaplayayım. Yani ne iş buldun, nasıl imkanlar falan diye çok soru geliyordu. Ben burada yazılımla alakalı bir fabrikada çalışıyorum. Ben bilgisayar programcısıyım. Böyle çok ultra özel bir eğitimden de geçmedim. Böyle A üniversitesi, B üniversitesi tribim de yok. Ama yaptığım meslekte biraz iyiydim. Biraz da kafam çalışıyordu. Çok olmasa da yani iddialı değilim zeka konusunda ama kafa çalışıyordu. Böyle güzel bir mesleğe geçtim. Çok dil konusunda da, İngilizce konusunda da çok iyi değildim. Ama tabii zamanla gelişiyor. Fabrikadaki makinalarla alakalı, bazı yazılımlarla alakalı çalıştım. Hala da çalışıyorum. Biraz da şans meselesi. Şimdi normalde Türkiye'den buraya gelen gençler genellikle eğer doğrudan bir şirketle görüşüp, şirketle anlaşıp iş için gelmediyse iş konusunda çok zorluk çekiyorlardı. Mesela şu muhabbet vardır bizim insanımızda. Ne iş olsa yaparım baba, hani her şey yapılır, para kazanalım yeter ki kötü yola düşmeyelim diyerekten. O olay biraz insanı yorabiliyor gerçekten. Çünkü her iş her bünyeye uymayabilir. O yüzden sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum. Ama ben biraz şansım yaver gitti.
Şöyle yavaşlayalım. Burada yol hakkı sağdan gelenin. Bu ülkenin de böyle bir ayarı var. Geç dayı geç ya. Biraz yavaş antal hareket ediyor insanlar. Trafik kurallarına uyacağım diye, ama aslında ehliyet alırken ben burada biraz bu olayları öğrendim. Biraz trafikte akıcı olma konusu önemli. Yavaşlayıp da insanları da tereddüte bırakmamak lazım. Buranın trafiği başlı başına bir konu yani. Bu sırf bir video konusu olabilir. Bir motorcu olarak burada sürme konusu biraz daha karmaşık. Önce ehliyeti alman gerekiyor. Ehliyet işi zorlayıcı. Mesela motosiklet ehliyeti alma ile alakalı bir video paylaşmıştım. O videoda da bunu biraz bahsettim bu konudan. Çünkü gerçekten buranın sınavları çok zor. Hollanda'nın motosiklet ve otomobil sınavları bayağı zor. Sınavları da aldım. Ciddi bir para tutuyor tabii ki bunlarda. Ama insanları cidden eğitiyorlar. Yani ciddi anlamda böyle süper süremiyorsan, düzgün süremiyorsan sana ehliyeti vermiyor, ki haklı da. O bayağı önemli bir konu. Bazı kurallar var mesela, işte sağdan gelene bazı yollarda öncelik vermen gerekiyor. Bazı yollarda senin yol önceliğin var. Sağdan gelene öncelik vermemen, hatta hiç frene basmaman lazım ki adam bana yol mu veriyor diye tereddüte düşmesin gibi olaylar var. Bu tip şeyler önemli. Yani tamamen kurallar ve stres ülkesi diyebilirim ya. En özet olarak sonunda. Belki bu videoya soracağınız sorularla alakalı yeni bir video çekerim. Çünkü ben bütün soruları hatırlayamadım. Bayağı soru gelmişti. Motosiklet Hollanda nasıl yaşıyor? Neler yapıyorsun? Nasıl bir ortam var vesaire diye. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle biraz daha sola doğru gideyim. Mesela burada şehrin şu anda mesela ana bir caddedeyim. Burası nasıl söyleyeyim? Normal bir insanların yaşadığı yer. Bu sağda ve solda hiç alışveriş yapılabilecek bir yer yok. Mesela adam atlar yola, yani gömersin, ondan sonra senelerce senden para alır. Yaya geçitleri önemli. Sağda solda gördüğünüz mekanlar tamamıyla evler, konutlar, iş yeri hiç yok. Çünkü sebebi de şu: belediye iş yerlerini, yani böyle restoran, alışveriş yapılan yerleri tamamıyla bir yere toplamış. Yani şu karşıda gördüğünüz yer mesela, ileride büyük bir mekan var, hangar gibi alışveriş yerleri var. Burada alışveriş yapılabilen bölgeler var. Çünkü burada Hollandalıların çoğu insanın, burada yaşayanların çoğunun arabası var, otomobili var. Şu an mesela önümde duran Ford, bilmediğim bir marka, model. Ford'un bir arabası var. Ortalama 3-4 bin euroya maksimum iyi hallesini alabilirsin. Ortalama bir maaşın da en kötü yani 2500 ile 1500 euro arasında olduğunu düşünürsek, ara uçuşuyor. Yani birkaç ay böyle biraz dişini sıkarsan bu arabayı alabilirsin. Hele ki şu an Türkiye'deki araba fiyatlarının komedisini görünce biraz böyle tam zamanında gelmişim demeye başladım Hollanda'ya. Solumda gördüğünüz yerde bazı elektronik yerleri var. İşte Teknosa gibi bir yer var, BCC adında. Ev aksesuarları ıvır zıvır satan yerler çok var. Onları insanlar, Hollandalılar çok seviyor bence. Burada bir araba garajı var. Solda bir yer var böyle AVM benzeri. Açık AVM ve bir tane de küçük AVM var. Oraya da size göstereceğim. Burada böyle ilk geldiğim zamanlar alışveriş kısmında biraz zorlanmıştım. Mağazaların ne iş yaptığını bilmiyorum. Dışından bakıyorum. Hadi İngilizce olsa anlarım ama Hollandaca abuk subuk şeyler yazıyor. Hiç kafam basmıyor. Nasıl bir dil, nasıl bir tercüme. Okunuşu da çok farklı. Şurada karşıdaki gördüğünüz bina da bir AVM. Bizim ama Türkiye'deki AVM'lerle kıyaslarsak bakkal sınıfına girebilir. Cidden ufacık bir yer. Ama etrafta gördüğünüz gibi başka yerler de var. İşte Big Pazar diye bir yer var. Praxis var. Orada içerisinde inşaat malzemeleri satılıyor. Türkiye'de maskeyle gezme mecburiyeti var ama burada yok. Çünkü burada gerçekten az insan var. O yüzden bir de insanlar zaten bayağı uyuyor bu mesafe kurallarına. Böyle alışveriş merkezlerine gittiğinizde veya bir markete girdiğinizde elinizde sepet almanız gerekiyor kesinlikle. Çünkü o mesafeyi koruyabilmeniz için sepetle girmenizi istiyorlar. Zaten bunlar böyle çok samimiyet sevmeyen millet. Kuzey insanı. O yüzden
el sıkışmayı da kaldırdılar. Çünkü hatta zamanında bu bizim ablalarımız el sıkmayı çok sevmedikleri için onlarla dalga geçiyorlardı. Şimdi kendileriyle dalga geçsinler. Burası da buranın sahili. Gördüğünüz gibi insanlar burada takılıyor. Tabii bugün pazar, birkaç saat içinde burası nüfusu, buranın nüfusu 2'ye 3'e katlanacak. Allah, şuradan geçelim. Çok gezmeye tozmaya gelecek insanlar muhtemelen. Şurada solda bir McDonald's var. Arabayla gidip yiyecek alabiliyorsunuz önünden. Böyle arabada servis olayı var. Genelde arabayla alıp şurada sahilin kenarında arabayı çekip orada yiyorum bazen. Çok sağlıklı olmadığını biliyorum ama işte arada bir şımarıklıklar yapıyoruz. Böyle arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenir ve yorum yaparsanız, tabi sorularınızı da lütfen yorum olarak yazın. Yazarsanız daha çok video çekmeye ve sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Çünkü aklıma gelen soruları cevapladım. Belki bir şeyleri unutmuşumdur. Çok mesaj gelmişti konuyla alakalı. Böyle şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, Instagram ve Facebook hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.